Hoş geldiniz. Sorulan hisselere bakalım bugünkülere. Tabii epey hisse soruldu, bayağı birikti. Herhalde bu gidişle her gün 4-5 hisse baka baka tüm hisselere bakacağız herhalde. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyor iş. Ama en çok sorulanlara öncelik vermeye çalışıyorum. Bakalım Tümosan. Bu yıl epey kimisini zengin etti. Bakın şu dip, şu dip, şu dip. Şu anda asıl trendin hala çok üzerinde. Hani şuradan da bir trend çizmiş ama şu dipler, şu dipler, şurası yine tutmuş ama buradan aşağı salması neticesinde artık stop ettirmiş. O yüzden artık şu trendi siliyorum. Bozulmuş çünkü. Şu dipten tepeye Fibo çektiğimizde de bu Fibo çok iyi tutar bu arada. 17.36'da bir destek mevcutmuş. Onu kırmış, artık destek olmuş ve 17.36'yı çarpıp bakın tam 17.36'dan kapatmış bugün. 17.36'nın üzerinde kalıcı olabilirse yukarı gidebilir. Bir sonraki destek 14.71'de. 14.71'e düşer mi? Bakalım. Şimdi bakalım. FK'sı kaç? 21. Demek ki yüksek. Bu yüzden şöyle bir muhtemel senaryo şu şekilde. Buraya değip 14 TL'den kalkacaktır muhtemelen. Dolayısıyla Tümosan tahminim düşüş yönünde. Son bilanço da çok iyi değildi. Hani iyiydi ama bir öncekine göre bir tık gerideydi. Evet, hani zaman zaman hatta genelde zarar açıklayan bir firmaymış. Ama işte zarar açıklamış, 6 milyon kar, 8 milyon kar, sonra bir anda 52 milyon kar açıklamış. E tabi sonra hissede bir uçtu tabi, bu karı görünce hisse fırladı. Bu bilanço yine hani geçmiş bilançolara bakarsak yine çok karlı ama bir öncekine göre bir tık geride. Öz sermaye karlılığı yıllık %12 az. Yani çok kar edebilen bir firma değil açıkçası. Her 3 ayda bir 50 milyon kar etse bile o zaman öz sermaye karlılığı kaç oluyor? 200 bölü 800. %25 oluyor öz sermaye karlılığı. Yine çok büyük bir öz sermaye karlılığı değil. Dolayısıyla benim tercihim, hani Tümosan mı Türk Traktör mü diye sorulsa benim tercihim kesinlikle Türk Traktör'den yana olacaktır. Tümosan'la ilgili görüşlerim bu şekilde. Ha tabii en tepelerde alanların zararı çıkar mı? Firma kar etmeye devam ederse çıkar tabii. Ama ne zaman çıkar? Yani yıllık %15 büyüyen bir firma. Şimdi bu ya 5 yıl beklesen çarpı 2 yapıyor, öyle diyeyim. Tabii kar yılını arttırırsa o başka. Yeşile bakalım. İşte çok sert yükselişlerin maalesef ki çok sert düzeltmesi oluyor. Bir de çizik mızık bir şeyler çizmişim. Bunlar ne ya? Sileyim şunları. Asıl trend desteği nerede? Trend bile çizilemiyor. O kadar küçük ki. Hisse geçen yıla göre hala çok primli. Hani bölünmeleri amorti ederek gösteriyor bu trading view. Mesela yeşil kaçtan bölündü? Hani şu zirvesi 250 TL'ydi yeşilin. Bakın 11 TL olarak gösteriyor. Ve geçen yılki fiyatında 67 kuruş olarak gösteriyor. Dolayısıyla geçen yıla göre hala çok primli bir hisse. Ya evet, hani çok büyük bedelli yaptı. Bedelliden epey paralar gelecek. PDD'de epey düşecek ama bu firma bedelliden gelen paraları ne kadar iyi kullanacak? Geçmiş dönem PDD'lere bakalım bir. Bakın zamanda PDD'si 0.30'a düştüğü de olmuş. 0.23'e düştüğü de olmuş. Yani bu hisse PDD'si 1'de takılı kalacak diye bir kural yok. Zamanda 0.23'e de düştüğü olmuş PDD'sinin. Net kar yıllık. Hani aslında genel bakarsak ettiği karlar çok daha fazla. Toplam borcu da yok, 0. Borçsuz olarak gözüküyor. Hani aslında kar eden bir firma benim gördüğüm kadarıyla. Ama hissesi geçen yıla göre çok primli. Yani şimdi geçen yıla göre geçen yılki fiyatının 4 katında falan şu anda. Ha, evet işte bedelliden çok para gelecek, doğru ama firma bedelden gelen paraları nasıl kullanacak ve bedelden ne kadar para gelecek, bunu iyice bir oturup hesaplamak lazım. PDD'de kaça düşecek, bunu iyice bir hesaplayıp düşünmek lazım. Destek seviyesi belirlemeye çalışsak 2.75'te bir destek varmış. Orayı da kırmış. Artık bilmiyorum nereden döner. Şu trend dibin. Trend dibi şöyle bir. 1.45'ten dönebilir. Çünkü trend dibi orası. Düşecek bir yer arıyorum. Nereden dönecek? Nereden düşecek? Bir tek burası kaldı destek. Başka bir destek yok. Hani şurası olabilir destek. 2.16 diyebiliriz desteğe. 1.60 diyebiliriz. Falan durumlar böyle. Biraz yorum yapması zor bir hisse. Maalesef ki çok sert yükselişlerin böyle çok sert düzeltmesi.
Olabiliyor. Aynısını Nibas'ta da gördük. Ona da bakalım. Bakın bu da çok sert uçmuş. Sonra 100 TL'den 11 TL'ye düştü. Yeşille ilgili görüşlerim bu şekilde. Hani baktığımda birkaç yıllık baktığımda ettiği karlar daha fazla. O yüzden zararda olanların zararı ortaya uzun vadede çıkabilir ama hani firma bedelli yapmaya da alışırsa habire bedelli 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 yaparsa o zaman sürekli yatırımcılarından para da toplayabilir. Ortaya uzun vadede değerlendirecek olursak böyle riskleri de mevcut. Hani bu hisseye uzun vadeli yatırım yapmanın böyle bir riski mevcut. Firma bedelli yapmaya alışırsa habire bedelli yaparsa habire para isteyecek yatırımcılarından. Bu hisse 4 tane falan eksi 17, %40 düştü 1-2 hafta içinde. Çok düştüğü için bir tepki yükselişi gelebilir. Çünkü böyle taban taban giden hisselerde bir tepki geliyor. Arada bir iki tane tavan yapıyor mesela. Tepki olaraktan. Böyle ihtimaller de mevcut. Yeşil yatırımcılarına tavsiyem bedelliden gelen parayı hesaplamaları. Ne kadar bedelliden para gelecek bunu hesaplamaları ve firma bedelliden gelen paraları nasıl kullanacağını araştırmaları. Çünkü %3600 bedelli. Az bir para değil, çok bir para. Bakalım Kartonsan, bu da çok soruldu. Epey mağduru var. Tabii biraz normal bu hissede mağdur olmaları. Çünkü geçen yıla göre kaç kat primli bir hisse. Şimdi bir hisse bir yılda 9 kat gittiyse, %900 uçtuysa o zaman böyle sert bir düzeltmesi olabiliyor. Hani firma yıllık %100 büyüyen bir firma değil. Yıllık %30 büyümüş. Hadi diyelim ki çarpı 2 gitse. Ya bu hissenin 35 TL'ye de düşebilir. Şöyle bir 30-35. Buralara da gidebilir. Çünkü geçen yıla göre hala çok primli bir hisse. Düşüş trendi devam ediyor. Düşüş trendi nerede bitecek bunu tahmin etmek zor. Tabi bu Kartonsan'daki bu bedelli işe yıllardır konuşulan bir şeydi. Yani yıllardır beklenen bir şeydi. Kartonsan bu yıl mı bedelsiz bölünecek, bu yıl mı, bu yıl mı, bu yıl mı? Orada da bazı hani Yaşar Erdinç Hoca bir videosunda bahsediyordu bundan, o Kartonsan'daki mevzulardan. Hani bu hep yıllardır beklenen bir şeydi yani. Sonunda bu yıl oldu beklenen olay, yıllardır beklenen olay bu yıl oldu ve hisse 9 kat uçtu. Ama firma öz kaynaklarını 9 kat arttırdı mı? Arttırmadı. İşte bedelsiz bunlar hikaye. Önemli olan firmanın ne kadar büyüdüğü, firmanın yaptığı yatırımlar, ettiği karlar, hisse ucuz mu pahalı mı PDDD önemli olan bu. İşte bedelsiz, bedelsiz, bedelsiz hiçbir şey olmuyor. Sonra hisse başladığı noktaya geri geliyor. Geçen yıla göre hala çok primli bir hisse. Dolayısıyla Kartonsan 30 TL'ye düşmeden alım düşünmem ben olsam. Ama tabii çok düştüğü için zaman zaman tepki yükselişleri gelir. Ama bakın FK'sı 24 hala. Çok düşmesine rağmen 24 FK. Ha, son 3 bilançosu çok iyi, evet. Hani bu karlılık devam ederse, öz sermaye karlılığını biraz da arttırsa daha hisseyi ucuzlatabilir zamanla ama hani 24 FK'lı bir hissede beklemek ne kadar doğru? Bunda artık herkesin kendi tercihi. Uzer be, bakalım bu da Poyip'te mi? Poyip'te herhalde çıkmadı halk yatırımda. Kaç onluğun PDDD'si? Kesin çok yüksek çıkacak. Çünkü lotu az ya, kesin uçuk bir PDDD çıkacak. 100 PDDD'si 100. Ederinin 100 katından işlem gören bir hisse. Ya bu nasıl bir grafik ya? Geçen yıl 5 liraymış. Sonra bir 100 liraya gitmiş. Yani PD, MD bunu hepsi hikaye. Lotu azsa alacaksın, unutacaksın. Bir gün onu ağırda yaptıracaklar. Şu anda düşüş trendinde mi? Bakalım bugün tavan yapmış. Ya 2 gün önce sorulmuştu. Dün biliyorsun yapsaymışım. Tavan yapacak hisseyi tahmin ediyormuşum. 39 TL'de bir destek mevcut. 50 TL'de de bir direnç mevcut. 39-50 arası kararsız bölge. 50'yi geçebilirse 61 TL. 61'i geçerse eski zirve. 39'dan aşağı salacak olursa da 23 TL'de destek mevcut. Durumlar bu şekilde. Ha, bu hisse yükselir mi düşer mi bir şey demek çok zor. Çünkü bu hissenin bilançolarla alakası pek yok. Lotu az diye bir yükseliyor bir düşüyor. Bir uçuyor bir kaçıyor. Bunu hissenin ne olacağını kim bilir. Tahtacıyı çağıralım buraya soralım. Hisse yükselecek mi düşecek mi o bilecek bunu.
Durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için sağ olun.